ve Türklerin bu taş aracılığıyla istedikleri vakit kar veya yağmur yağdırabildiklerinden bahsedilmektedir. Bu taşa Yada taşı, Yuda taşı denilir. Günümüzdeki Yeşim taşıdır. İpek yolu ve kral yolu gibi ticaret yollarında eski çağlarda doğal taş, kokulu yağ, çeşitli otlar, baharatlar, metal, demir, kılıç eşyalar satılmaktadır. Satış yapan tüccarların arkeolojik kazılara baktığımızda özellikle ellerinde sitrin taşları, sitrin yüzükler, sitrin kolyeler olduklarını bulmaktayız. Günümüzde bilindiğiyle birlikte sitrin taşı para ve bereket konularına işe yaradığına inanılan bir taştır. Ve arkeolojik kazılara bakıldığında neredeyse her tüccarda bu taştan olduğunu görüyoruz. Özellikle Kral Yolu ve İpek Yolu dolayısıyla Orta Asya ve Güney Avrupa kıtalarında doğal taşlar çok kullanılmıştır. Ve İslam dininin, İslami inançlarının Orta Asya kültürünün yayılması sebebiyle ticaret yolunda ticaret yapan tüccarlara doğal taş kullanımı çok yayılmıştır. Özellikle görseldeki yüzük bir Müslüman vekil tüccarına aittir. Bu da yayıldığının bir göstergesidir. Pek belli oluyor mu bilmiyorum ama sitrin taşıdır ve üzerinde Allah yazmaktadır.